2022 yılında yapılan çalıştaydan hareket ederek biz biliyorsunuz iki önemli bir oldu. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yönen aynı zamanda kültürel etkinlikleri olan bir yer. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde biz annelerimizi, ablalarımızı, kız kardeşlerimizi oya yaparken Gönen'de çok önemli bir mahalle var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bizim Gönen'de kadınlarımız diyor ki boynumdaki altının zincirle takarım. Yarın yuva diyorlar. Boya yapar bakarım. Şimdi çalıştaya katkıda bulunan gerek misafirlerimize gerekse Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na siz katılan hanımefendilere hepinize teşekkür ediyorum. Başarılı, olumlu bir çalıştay olacağına inanıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Geleneğin tutunum projesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın adı Emrah Bozkurt. Kadın iyiliğine yarar katan bir yolcu olarak İğne Orası Leş Özdemir. Modo Endüstri İçerisi'nin kendileri boyu yönetimi olmayı seven modernizasyon sürecinde içimde herkese umut oldu. Panelistlerimize hoş geldiniz diyor ve söz hakları. Bellerinde açan çiçekler gelecek oldu. Sizler gibi değerli hanımlarla beraber olmak çiçeğin adı Oya İyisi. Her biri sana ben çünkü koleksiyonlarda her zaman bütün işleri ve ben neler öncelikle Gönen'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Yani çok gelmeyi istedim bir yer. Açan çiçekler gelecek oldu. Çiçeğin adı Oya İyisi. Her biri sana çok isterim ki şöyle bir şey yapsam. Bizim önümüzde bir defilemiz var. O defilede
hanımefendilerin yaptığı oralarla ben bir gelinlik tasarlasam ve onu buraya varsın diyen bir bilgiyle onu bu şekilde bağışlasam çok sevinirim böyle bir şey ama ne kadar da olur bilmiyorum. Burada yaptığınız işin sürdürülebilir olabilmesi için sizin evinizden ne geliyorsa seve seve de gönlünüz. Çiçeğin adı boya. Her bir sanat eseri. Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak onun eski ve Çanakkale bir iktisadi hem de sosyal ve beşeri alanda kalkınması için çalışan bir kurumuz. Bunun için birçok sanayi kuruluşuna, eğitim kuruluşuna destek verdik ama bunun yanında da böyle sosyal faaliyetleri, ekonomiye katkı sağlayacak, istihdama katkı sağlayacak faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz. Bunca da Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın kalkınma ajansları gelen bizim bağlılarımız. Onların koordinasyonundan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda da sosyal gelişimi destekleyen bir yani yaklaşık bir projeden bahsediyoruz. %90 olarak ajans olarak destekliyoruz. Bu projeyle birlikte gönen iğne ailesinin daha katma değerli üretecek şekilde sürdürülebilir bir bahsettiğimizlere sağlayabilecek şekilde bir altyapı kurmaya çalışıyor olacağız. Dönemin günü oyasının bir ekonomik değeri var. Pizade bir dönem inşaatı. Bu dönem inşaatından sonra da çok popüler oldu ama bunu sürdürmek çok daha zor. Bu tip projelerde böyle güzel bir oyuncularla daha sürdürülebilir olmasını sağlıyor olacağız inşallah. Geçtiğimiz dönemde Gönel'in de oyalarının güzel örnekleri Cumhurbaşkanlığı Emine Hanım'a takip edilmiş. Kendisi çok beğenmiş, 28 Haziran'da bir Anadolu'dakiler diye bir program olacak. Yine bizim genel müdürlüğümüz de organizasyonun içinde. Biz de yine... Bilmiyorum, çok heyecanlıyım ben de. Umarım her şey çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. Ebrah Bey, siz neden sessiz kaldınız? Siz kaldınız. Nasıl? Ebrah Bey aslında bu işin kompetanı. Kapıları o açacak, hanımlar ve bizler işlendireceğiz, öyle diyelim aslında. Yani bizim aslında ajans olarak bir görevimiz kolaylaştırıcı. Evet. Gönel Yeni Oyası'nın sizlerle birlikte katma değerini artırmak aslında. Peki, bilgi arasında nasıl olan, yani burada hani kanepçeler olur, kapmalı yanmıyor. Ürünle ilgili belki kolay ettiniz. Gelemeyiz. İşlemler bana bir şey falan var mı? O yüzden diyorum. Mesela ben Asyalıyım asla ama Asya'da Kaneviçe vardı. Tablo yapılırsa da çoğunma arkada var. Yeni oyasının daha fazla. Yani yeni oyası ortadan çıkan ama dış farkı işte. Yani sen bir yasal detaylı aynı başarıyı yapıyorlar. Ama bu konuyu artık aşmak gerekiyor. Çünkü genç neslinin çok fazla bu örgütlerle meraklısına çok değerli. Ama kabul de görmesi gerekiyor. Herkes çok ağır oyaları yaptırıp sandıklarını hapsettikten sonra yeni oyasını göz önünden kaldırmıyorsak bu sürdürülebilirlik açısından sıkıntıyla bizim zaten kooperatif olarak ilkemiz yeni oyasını modern kadının günlük hayatına katabilmek. İş hayatında, sosyal hayatında veya günlük hayatına katabilmek. Görünürlüğünü sağlıyor. Çünkü Gönel'de oya üretmek çok emrikli bir iş. Ama şöyle 2 yaşındaki çocuklar böyle ağaca tırmanmasını bekliyoruz. Hemen hayatımız aksar. Birisi gel der gideriz, kahve içelim deriz. 1 saat olmaz, 5 saat olmaz. Olmadı akşama kalırız. Yani aslında hayatlarından taviz vermek istemedikleri için ama disiplinli bir hale getirmek en büyük sıkıntı. Evet. Kadın iş olarak olacak. Yani ben nasıl sabah kalkıp işinize gidiyorsunuz yemeklerinizden, çay partilerinden, çocuklardan ve eşlerden hafta kalan zaman da değil de normal. Belli bir 6 saatlik, 7 saatlik bir çalışma sistemi uygulaması gerek. Bunun için de bilinçlendirmemiz lazım. Yani konuyu asla eğitime getirmeyeceğim. Ama
Öncelikle kadınları işlerdiğimiz gerekirken 48 tane işlemeciyle çalışıyorum. Kendi firmamda, kendi tasarımcım, yani kendi firmamın kendi tasarımcısı. 48 tane işlemeciyle çalışıyorum. Bazen bir haftada almam gereken ürünü bir ayda alamıyorum. İşte nedir? Çocuk ateşlendi, kocam geldi, misafir geldi, kaynanamlara gittik gibi gibi mazeret. Aynen. İş mazeret kabul etmez. Başarılı olmak istiyorsak uygulamamız kaçacak. Başarılı olmak istiyorsak terleyeceğiz. Yani ben olgunlaştırma mezunuyum. Böyle yüksek lisans üniversiteler okuyarak bitirdim. Çok erken yaşta bitirdim. Bunların hepsinin yanı sıra ben kendi markayı oluşturabilirim. Markası hatırı sayılır bir marka. Ama onun için çok emek verdim. Yani biz mücadele ettiğimizde, zaten buraya karar verdiğimizde, kadınlar olarak, ona hiçbir şey engelleyemiyor. Sadece kısır günleri görürse, o son kaşığı yememek bile nasıl bir irade gerektirirse veya, evet ben bugün her şeyle yapacağım, her şeyle yapacağım. Türkiye'de toplamda farklı alanlarda da olsa 635 kadın kooperatifi vardı. Ve biz dönen kadın olarak o 635 kooperatifin içinden ilk onda marka değeri kazanmış kooperatifler arasındaydı. Yani şimdi Gönel'i buralara taşımak elbette kolay olmuyor ama bu kimsenin yalnız yapabileceği bir şey de değil. Bu konuda destek ve gerçekten gelişime açık. Evet, ben bu işi yapıyorum, 40 yıldır yapıyorum, 7 yaşından beri yapıyorum değil. Ben bugüne kadar hep EOS yaptım ama daha farklı ne yapabilirim? Ben üreten her kadından bu soruyla gelmesini istiyorum. Tabii yok. Asıl soru bizden sonra. Evet, ama çözebilirsek, en azından biraz hafifletmiş oluruz. Maalesef geldiğimiz durum çocukluğunda mayonez yapmayı da öğrendi hamburger sayesinde. Evet, ama evet. Biz bu kadar güzel meslelerimizi bu zaman tarafımızı bırakamazsak çok üzücü olacak. Gene sizden geçiyor bence, annelerden geçiyor her şey. Biraz imrendirmek, özendirmek lazım. Gerekirse sıkılsınlar, yani çocuklar otursun odada, bir hedef belirleyelim onlara. Onlar sıkılsınlar çünkü sıkıldıkları zaman desen üretecekler. Sıkılmayan insan hiçbir şey üretemez. Önce sıkılmayı öğreteceğiz çocuklara, onu yaparken, kocalarken falan. Sonra o da bunun gibi bir etkiler verebiliriz. Çok organize olmuş bir dernek bekleyeceğimiz. Yani derneğimiz bal yapan ara olsun. Bal yapamayanları olmasın. Evet, arı var, bal yok olmasın. Olmasın. Yani hani çünkü taş atmış gibi olmasın. Bir sürü denklerimiz var ama aklımız taş örgütümüz kuşa değmiyor. Biz böyle güzel örgütlerin bir kadar insan yanına gelsek zaten yaparız. Biraz da olursa kavga bile ederiz. Ama amaç bir işe yaramasın, bir şeye hizmet edin. Beni anlıyorsun değil mi? Enişi mesela özellikle taktığım böyle bir işlem, onu da ben elde yaptım. Enişi her anne bir evlat sahibi. Enişi genel kadınlara öz ve değer kazandırıyor. Bence çok güzel projeler olmalı bu konuyla alakalı. Öyle düşünüyorum. Bir nevi bizler bir şekilde koleksiyonumuzu oluşturur, size sunarız veya işte basına sunarız ama bunun devamını getirecek olanlar üretici hanımlar. O yüzden de dediğiniz gibi bir tık daha altyapıyı oluşturmak lazım, daha sağlamlaştırmak lazım, bunun sürekliliğini getirmeleri lazım bize ki biz de sürekli yer verelim. Açıkçası ben tabii ki 2000'lerde halen yeni teknolojiye ayak uyduramadım. Ben halen annemin yaptığı viskoz takımını evimde bulunduruyorum. Viskozum vardır köşede. Ayrıca televizyonumun üstünde küçük üçgen küpür yine koyuyorum. Ben de böyle bu konuda geçmişime bir tık daha bağlıyım. Daha çok seviyorum bu tarz detayları.
Tabii ki de yeniliklere çok fazla açığım. Tarzım modern olabilir ama kafam her zaman 2000'lerde, 90'larda ne yaşadıysak onlarda. İnşallah bunun devamlılığında göstereceğiz. Tabii ki geçmişi günümüze taşımak bizim elimizde şu an için. Kıyafetlerimize ne kadar değişik ve farklı bir şekilde yansıtırsak bu iğne oyalarını, tüm işlerini gerçekten bizim için de sizler için de güzel olacağını düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taşımaktan çok onur duyuyoruz. Gerçekten çok güzel, çok özel. Yani bütün evet bizim modacı arkadaşlarımızın bütün kreasyonları çok özeldir. Elimi olunca sanatçılarla çalıştığım için o yüzden bu tarzı daha kıyafetler yapıyorum. Tabii ki de daha kapalı, daha indirgenmiş halde normal kişilerin günlük hayatta giyeceği kıyafetler şeklinde dediğimde daha net. Evet, değerli katılımcılar, Ulusal Boya Çalışmaları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün halk eğitim merkezlerimizde istihdamı olan katkılarına değinmek istiyorum. Halk eğitim merkezleri bireylerin bilgi ve becerilerini artırarak toplumsal gelişimde önemli katkılar sunmaktadır. Bu merkezlerde verilen boya yapımı eğitimleri özellikle kadınlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Kursiyerler öğrendikleri el becerileriyle emeği ürünleri üretip satarak birlikte beklemekte böylece yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Yani yerel ekonomide bizim günümüzde gerçekten gelene tutundu, şimdi herkese umut oldu. Ellerinde açan çiçekler gelecek oldu. Çiçeklerin adı oya iğnesi, her biri sanat eseri. Kelebeğin rüyası gerçek oldu. Good.
şimdi. Ellerimde
çiçekler gelecek oldu. Çiçeğin adı oya iğnesi, her biri sanat eseri. Gönlümde açan çiçekler geleneğe